Herkese merhaba. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu Gülgüner Ergin. Bugün size yaratımlarımızı neden hayatımıza çekemiyoruz? Bu konuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü evet, yaratımlarımızı yapıyoruz, bunları hayal ediyoruz, vizyonluyoruz. Öyle değil mi? Bir şekilde işte bunları not alıyoruz, şükürlerimize taşıyoruz. Belki evet bir sürü şey yapıyoruz ama genelde gelen mesajlardan yola çıkarak zaten bu videoyu da çekmek istedim. Göz kırpışları alıyorum, çok çalışıyorum işte üzerinde vizyonlama yapıyorum, hayal panosu yapıyorum işte bir sürü niyetler yapıyorum, dilekler diliyorum. Neden gerçekleşmiyor? Tam olacakken neden olmuyor? Tam işte bir şekilde artık olacağım bir ilişki yarattım, yaratıyorum. Bunun göz kırpışı geldi işte çok tatlı bir heyecana girdim ama neden sonuca bağlanmıyor ve bu bir yaratıma dönmüyor diye mesajlar aldım ve o yüzden bununla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Umuyorum ki katkı olacaktır. Canlar, şimdi biz bir yaratım yaparken bilebiliriz ki kendimize ait hissettiğimiz ölçüde, ait hissettiğimiz kadar yaratımlarımızı yapabiliyoruz. Yani bugün baktığımızda işte herkese işte bir ev vizyonu dediğimizde hemen bir malikane düşleriz değil mi? Hemen Boğaz'da bir yalı, işte neden olmasın ki, işte denize bakan bir ev vesaire, işte çok güzel bir marka araba ya da işte ilişkilerde böyle daha henüz mesela daha ilişki yaratımı bile söz konusu değilken, yani daha hiç öyle bir göz kırpışı bile yokken evlenmek, işte iki tane çocuk doğurmak, yapmak vesaire, böyle bunların hedeflerini hemen belirliyoruz. Evet, çok güzel. Bunların hiçbir mahsuru yok arkadaşlar. Çok güzel bir alan. Çok heyecanlandıran bir alan değil mi? Çünkü hep böyle ötesini seçiyoruz yani. Şu anda demek ki bunlar yok ki, bunların olmasını istiyoruz. Çok güzel ve hiçbir mahsuru yok. Ama burada işte o yaratıma dönüşmemesindeki en büyük engelimiz bir yerde aslında yine bizim ayağımızı hortuma bastığımız yer diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu da biz neye gerçekten ait hissediyorsak kendimizi, ne kadar ait hissediyorsak o kadarıyla hizalanacağımızı bilmek, inanın bana, işimizi en çok kolaylaştıracak alan. Çünkü bunun da bir çözümü var. Şimdi bu videonun sonuna doğru bununla ilgili de egzersiz paylaşacağım sizinle. Çünkü örneğin bunu da bir örnekle açıklamak istiyorum. Evrende sonsuz ve sınırsız bir şeker varsa, atıyorum yan komşunuz olduğunu düşünün evrenin ve diyor ki sonsuz ve sınırsız şekerim var benim, istediğin zaman gel al diyor komşun. Aa, okey, çok teşekkür ederim. Ertesi gün oluyor, bir şey yapacaksınız. Aa, benim komşumda sonsuz ve sınırsız vardı, dur gideyim alayım. Orada seçenekler var işte, küçük, büyük, orta, neyse. Aa diyorsun, şimdi ayıp olur, ben bu kadarını alayım ki, bu kadarını isteyeyim ki bu kadarını versin. Yani o kadar da değil yani. Şimdi kocaman bir kovayla gitmenin de anlamı yok. Okey, bunu zaten bir şekilde evren zaten aldı enerjisini. Gittin küçücük bir kapla ve dedin ki sevgili komşum, ben bu kapla geldim çünkü bu kap kadar kendimi hak ettiğime inanıyorum. Ve bana bu kap kadar bir şeker verir misin? Aa, tabii ki diyor. Seni mi kıracağım diyor. Hay hay diyor komşucuğum ve sana o kadar şekeri takdim ediyor. Sen de evine geliyorsun ve onu bir güzel kullanıyorsun. Sonra ertesi gün tekrar aynı şekilde bir ihtiyacın oluyor ve tekrar gitmek durumunda kalıyorsun. Yine almamışsındır, evinde yoktur bir şeydir, çıkamayacaksındır. Yine komşunun kapısına gittin. Komşucuğum, ya ben yine geldim ama işte bu kapla alsam tekrar. Aa, tabii ki, seni mi kıracağım tatlım? Ne gerek var işte gidip dışarıdan alıyorsun? Ben de zaten sonsuz ve sınırsız var. Hop, tekrar aynı şekilde. Ama eve geldiğimizde de bakıyoruz ki bir türlü o istediğimiz kekin tadı oluşmuyor, istediğimiz pastanın tadı oluşmuyor. Yani bir yerde aslında eksik istediğimizin farkında oluyoruz. İşte buradaki o hissin gerçek adı, evren tarafından okunan ismi, hak ettiğimize inanmıyor oluşumuz. Daha fazlasına hak ettiğimize inanmıyor oluşumuz arkadaşlar. O neden nedir ki bir şey böyle çok güzel giderken bir anda tık diye keseriz önünü. Bir yerde bir yaratım olacaktır ya da bir göz kırpış geliyordur ve biz onu bir şekilde yaratsak bile bakın yok edebilecek güce sahibiz yine. Hak etmediğimize alttan alta inanmıyorsak çünkü. Hak ettiğimize inanmıyorsak. Evet, biz çünkü neye ait hissediyorsak, neye ne kadar ait hissediyorsak o ölçüde hizalanacağımızı bilebiliriz. Evet, şu an hayatınıza bir bakın lütfen.
neyle hizalıysa, aslında hayatımızda ne varsa buna o kadar müsaade ettiğimizi artık bilebiliriz. Evet, ben bu kadarına müsaade ettiğim için bu kadarı geldi. Ama ötesine ne hak ettiğime inanıyorsam, düşünsenize yani buraya kadar bu bilgiyi bilmeden bu kadar yarattıysak, bu bilgiden sonra hak ettiğimize %100 inandığımızda ya da kendimizi inandırdığımızda, o zaman işte işimiz çok daha kolaylaşıyor ve hızlanıyor bir yerde. Aa, evet, hak ediyorum ben. Ben her şeyin en güzelini, en ihtişamlısını hak ediyorum dediğimizde, o bilincimizi biraz daha açmış oluyoruz. İşte o bilinç dediğimiz kabımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve kabımızı ne kadar genişletirsek o kadar fazla şeyle hizalanabiliyoruz ve çok hızlı bir şekilde oluyor bu. Yani aslında evrenin zarif bir yoludur bu arkadaşlar. Yani bir çabaya gerek yoktur. Bakın, çabasız, eforsuz bir alandır bu. Sadece kendinizi inandırıyor olmanız, egonuzu buna inandırıyor olmanız daha doğrusu, olayın gerçekten çok büyük bir çoğunluğunu zaten halletmiş oluyor. Şimdi bakın lütfen hayatınıza. Neleri hak ettiğinize inanıyorsunuz? %100 neleri hak ettiğinize inanıyorsunuz? Neleri başardığınıza %100 inanıyorsunuz, hak ederek? O yüzden lütfen bu videonun altına, madem bu bilgiyi öğrendik ve bu bilgiyle beraber hak ediyorum egzersizini paylaşmak istiyorum sizinle. Ben 5 yıldır hayatımda çok güzel şeyler yarattım bu egzersizle arkadaşlar. Evet, hak etmediğime inandığım şeyler oldu. Ben de böyle düşündüğüm zaman neden olmuyor acaba dediğimde, aa evet, yani bir yerde aslında egomun inanmadığını, hak ettiğine inanmadığını, daha o kadar belki yeterli olmadığım, o kadar becerikli ya da o kadar daha kendimi o alanda çok daha başarılı ya da işte dolu, ne bileyim, neyse o konuyla alakalı mevzu. Bunu hak etmediğime inandığım için aslında bir yerde ötesine geçemiyorum yaratımlarımda. Bunu fark ettiğimde işte, hadi gel gül, hak ettiğimize inanalım bunu. Neden hak etmiyormuşuz? Neden bunu gerçekten ötesine geçirmiyormuşuz? Gel çalışalım. Her gün düzenli olarak şükür egzersizlerimde o istediğim şeyi hayatımın içinde yaşıyormuş gibi aktive ettiğimde, gerçekten çok kıymetli hissettiğimde, kendimi çok değerli hissettiğimde, aa evet, yani bu neden benim hayatımda olamasın ki? Yani o yüzden de bu bilgiyi elde ettikten sonra her gün düzenli bir şekilde adanmış olarak hayatımın içine dahil ettim, o egzersizi kullandım ve her gün hak ediyorum egzersizimi. Kendime böyle madde madde, evet ben ihtişamlı bir hayat hak ediyorum. Evet, ben gerçekten günümü çok mutlu bir şekilde geçirmeyi hak ediyorum. Bedenime özen göstermeyi hak ediyorum. Evet, ben fit olmayı hak ediyorum. Çok güzel giyinmeyi hak ediyorum. Güzel tatiller yapmayı hak ediyorum. Güzel yerler görmeyi, çok lezzetli, özenli yemekler yemeyi hak ediyorum. Ondan sonra evet, bankada şu kadar para miktarımın ve daha fazlasının olmasını hak ediyorum. Bakın, bir yerde aslında egomuzu inandırıyoruz burada arkadaşlar. Çünkü egomuz hiçbir daim bizim çok daha iyisini hak ettiğimize inanmaz. Bizim çok daha ötesine geçmemize inanmaz, istemez. Ne yapıyor burada aslında? Bir yerde yine kutusunu koruyor. Ona işte inandırabilmemiz için, yani A kutumuzdaysak B kutumuza olan vizyonumuzu hak ettiğimize inandırmamız çok ama çok kıymetli. Bunu da tekrarla ve pratikle yapacağız elbette. O yüzden diyorum size, lütfen kendinize bu egzersizi alın ve kabul edin. Elbette ki beğendiyseniz ve sizi de gerçekten heyecanlandırdıysa, bir şeye hak ettiğimize inanmıyorsak, bilebiliriz ki o bizim asla olamaz. Bizimle hizalanamaz. Ama hak ettiğimize inanıyorsak, hak ettiğimizin çok daha ötesini yaratmamız, hayatımıza dahil etmemiz çok güzel bir şekilde, çok zarif bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden de lütfen bakın. Eğer beğendiyseniz öncelikle videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma zaten abone olmadıysanız lütfen abone olun. Eğer başka arkadaşlarınızı da katkı olacağına inanıyorsanız paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve lütfen yorumlara da sizler hak ettiğinize inandığınız şeyler ne? Onları bir tek tek, madde madde yazın bakalım, birlikte bir bakalım neleri hak ediyoruz. Gerçekten yazarken de farkında olun. Aa, ben bunu yazıyorum ama gerçekten hak ettiğime inanıyor muyum şu anda, yoksa işte sadece
hep böyle klasik olduğu için mi yazıyorum? Gerçekten inanıyor muyum? Orada yaşasam, o arabayı kullansam, işte o ilişkinin içinde olsam nasıl olurum, nasıl hissederim? Aslında bir yerde çok güzel de çalışma alanları açar size. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için, buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için de, güzel sözleriniz için de. Videolarım devam edecek. Ve şükür egzersizinin detaylarını öğrenmek istiyorsanız lütfen bunu da belirtin. Bir sonraki sanıyorum ki videom şükür egzersizinin daha da detaylı bir şekilde anlatımı olacak. Eğer istiyorsanız, dinlemek istiyorsanız onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.